Arkadaşlar hoş geldiniz. 7. sınıf kazanım testi 2 ile devam edelim. Rasyonel sayılar konumuz. Şimdi 51 bölü 9'u m tabanında k bölü 9 ve 3 bölü 3 tam 7 bölü 10'u y bölü 10 şeklinde yazdığımızda m ve k ve y tam sayılarının toplamı en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar en az dediği için burada şöyle bir işlem yapacağız. En az şekilde çıkarabildiğimiz şekilde yani tam bileşik kesiri tam sayılı kesire çevireceğiz. Yani hepsini alacağız tam sayıları. 51'in içerisinde bakın 51 bölü 9 kesirini ilk önce tam sayılı kesire çevirelim. 51'in içerisinde 9 kaç sefer vardır? 5 kez. 5 kere 9 45. 51'den 45 çıkarırsak 6 bölü 9. Şimdi 51 bölü 9 kesirinin tam sayılı kesir gösterimi 5 tam 6 bölü 9'dur. Şimdi 3 tam 7 bölü 10 kesirini de biz bileşik kesire çevirelim. 3 kere 10 30. 30'la da 7'yi topladığımız zaman 37 bölü 10 olur arkadaşlar. Buradan bizim M sayımız kaçtır? 5. K sayımız 6. Y sayımız da 37 olur. Bunları toplarsak arkadaşlar 5, 6 daha 11. 11 ile de 37'yi toplarsak 48. Yani A şıkkını bulmuş oluruz arkadaşlar. İkinci sorumuza devam edelim. Eksi 3 bölü 4 eşittir 3 bölü kare virgül eksi 5 bölü 6 yıldız bölü 6 eksi 1 bölü 7 daire bölü 7 olduğuna göre bunun simgelerin toplamı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bakın eksi 3 bölü 4'ü biz 3 bölü kare diyorsak bu kare bölümümüz değişmeyecektir. Yani 4 olduğu gibi geçecektir. Tamam. Burada hemfikiriz. Ama buradaki eksi 3'ün orada olmadığı için nereye geçecek o zaman? 4'ün oraya. Yani eksi 4 olacak. Karemiz neymiş? Eksi 4. Artım. Geçtik şuradaki kısma. Burada da eksi kaybolduğu için eksi nereye gelecek? Buraya gelecek. 5 de olduğu gibi geçtiği için eksi 5 olacak. Burada arkadaşlar bakın. Eksiyi eksiye böldüğümüz için sonucumuz artı olacağı için burada bir işaret değişikliği olmayacak. 1 olduğu gibi geçecek. Dairemiz de neymiş? Artı 1'dir. Buradan toplarsak eksi 4 eksi 5 daha eksi 9 yapar arkadaşlar. Bir daha bir de yani 4 lira borcumuz var. 5 lira borcumuz daha kaç lira borcumuz yapar? 9 lira. 1 lira da eklersek yani 1 lirasını ödersek 8 lira borcumuz kalmış olur. Bunu da C şıkkında bulmuş oluruz arkadaşlar. Üçüncü soruyla devam edelim arkadaşlar. Yukarıdaki sayı doğrusunda 0 ile 1 arasında 4 eşit parçaya, 1 ile 2 arası 3 eşit parçaya, 2 ile 3 arası 2 eşit parçaya ve 3 ile 4 arası 5 eşit parçaya ayrılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman N 3 tam 2 bölü 5 diyor. N'ye geldiğimiz zaman bakın burada 3 tam var. Tamam bu taraf kısım 3 tam. Bunu anladık. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5'e bölünmüş ve 2 taban alınmış. 2 bölü 5. Tamam bu doğrudur. M'ye baktığımız zaman 2 tam burada var. Tamam. 1, 2. 2'ye bölünmüş. 2'ye bölünmüş, 1'e alınmış. Yani 1 bölü 2 olması lazım. 2 tam 1 bölü 2. O zaman M şıkkımız nedir? Yanlıştır. B şıkkımız. L'ye bakarsak eğer arkadaşlar 1 tam 1 bölü 3, 3'te 1. K'ya bakarsak 3 bölü 4 şeklinde doğru şekilde görürüz. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar eksi 1 bölü 2, eksi 0,2 değildir arkadaşlar. Neden? Çünkü eksi 1 bölü 2 ise biz bunu 10 tabanda yazarsak gösterebiliriz. Yani bunu 5 ile genişletirsek eksi 5 bölü 10'dur. O da eksi 0,5'tir. Yani 0,2 değildir. A şıkkı ne dedik? Şimdi arkadaşlar şu 4 bölü 5'e baktığımız zaman burayı da 2 ile genişletirsek 8 bölü 10 olur. O da 0,8 olur. Yani 0,08 olamaz. Bu da yanlıştır. C şıkkına baktığımız zaman 8 bölü 5 sayısını buradan 2 ile genişletirsek bakın eksi de var burada. 2 kere 8 16. 2 kere 5 de kaç eder arkadaşlar? 10 eder. Bu da ne yapar? Eksi 1,6. Yani C şıkkımız nedir? Doğrudur arkadaşlar. 19, 13 bölü 9 rasyonel sayısının ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar 9 var ise bu sayıda bir devreden kısım vardır. Yani bu sayıya baktığımızda şimdi arkadaşlar burada 13'ü 9'a bir bölelim. 13'e 9'a böldüğümüz zaman 13'ün içerisinde 9 kaç sefer var? 1. 1 kere 9 kaç? 9. Çıkardığımız zaman 13'ten 9 çıkarsak 4. Yanına 0 atıp virgül attığımızda 40'ın içerisinde 9 kaç sefer var? 4. 4 kere 9 kaç? 36. Çıkardığımız zaman ne? 4.
Bu şekilde bakın hep 4, 4, 4 diye gider. Ondan dolayı bir üssü 4 devreden olduğu için D şıkkında ne yapabiliriz? Bulabiliriz. 61 bölü 30 rasyonel sayısının büyük olan en küçük tam sayı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar 61 bölü 30 aslında nedir? Ona bir bakalım. Şimdi eksi 60 bölü 30 olsaydı ne olurdu? Buradan eksi 2 olurdu değil mi? 61 bölü 30 olduğu için eksi 2'den nedir? Biraz büyüktür. Eksi 2 virgül 1 filandır. Tamam mı? Ondan dolayı bu sayıdan büyük olan en küçük tam sayı. Yani rasyonel sayısından büyük olan en küçük tam sayı nedir arkadaşlar? Bunun bir büyüğü negatiflerde sağa doğru gidildikçe büyüdüğü için eksi 2'dir arkadaşlar. O da C şıkkında bulabilirsin. Diğer soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 0,7, 7 bölü 10'dur. Arkadaşlar bunun zaten gösterimi bu şekilde olduğunu söyledik. Bu doğrudur. 0,75, 3 bölü 4'tür. Şimdi arkadaşlar bunu 75 bölü 100 şeklinde yazarsak, her iki tarafı 25'e bölersek 3 bölü 4 olduğunu bulabiliriz. Eksi 1 bölü 2 diyor arkadaşlar. Bunu nasıl yazabiliriz? Eksi 12 bölü 10'dan her iki tarafı bakın 2'ye böldüğümüz zaman eksi 6 bölü 5 olduğunu ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Bu da doğrudur. Şimdi bu seçeneğe geldiğimiz zaman eksi 144 bölü 100'dür. Her iki tarafı 2'ye bölersek 72 bölü 50'dir arkadaşlar. Eksi 72 bölü 50. Bize burada ne demiş? 72 bölü 25 demiş. Ondan dolayı yanlış olan cevabımız nedir? D şıkkımızdır. Aşağıdaki rasyonel sayılardan hangisi sayı doğrusunda 3 bölü 5 ile 6 bölü 5 rasyonel sayılar arasında yer almaz? Şimdi arkadaşlar burada baktığımız zaman 4 bölü 5'e direkt bakabiliyoruz değil mi? 4 bölü 5 bunun neresindedir? Arasındadır. Bunu eledik. Şimdi diğer şıkka baktığımız zaman tabanı 10 olduğu için mesela bu şık için o zaman tabanını 10'da eşit diyelim diğer sayılara. 3 bölü 5 ile 6 bölü 5'in tabanlarını 2 ile genişletirsek 2 kere 3 ne yapar arkadaşlar? 6 bölü 10 ile 2 kere 6 da ne yapar? 12 bölü 10 arasındadır. O zaman bu iki sayı arasında 11 bölü 10 var mıdır arkadaşlar? Vardır. Bunu da eledik. Şimdi diğer tabana baktığımız zaman 15 tabanında olduğunu görürüz. 15 tabanını yapabilmemiz için burayı neyle genişletiriz arkadaşlar? 3 ile genişletiriz. 3 kere 3 kaç eder? 9 bölü 15. 3 kere 6 kaç eder? 18 bölü 15. Şimdi arkadaşlar bu sayılar arasında 11 bölü 15 var mıdır? Vardır. Ama 19 bölü 15 nerededir? Bu sayının biraz sağındadır. Yani bu sayıların arasında yoktur. Ondan dolayı cevabımız A şıkkıdır. Aşağıdaki rasyonel sayılardan hangisi 0,64'e eşit değildir? Şimdi arkadaşlar 0,64 nedir? 64 bölü nedir? 100'dür, değil mi? Şimdi 64 bölü 100 olduğundan D seçeneğini direkt ne yaptık? Eledik. Şimdi her iki tarafı 2'ye bölersek arkadaşlar ne yapar? 32. 2'ye bölersek ne yapar? 50. 32 bölü 50 bizim seçeneklerimiz arasında var mıdır? Vardır. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey yapabiliriz. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüz zaman 32 ne yapar? 16 bölü 25 yapar. Şimdi arkadaşlar burada baktığımız zaman 15 bölü 25'i yapamaz. Niye? Çünkü 16 bölü 25. Ama 48 bölü 75'i ne yapabilir? Yapabilir. Hangisi değildir dediği için cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. 48'de ne yapabiliriz? Burayı 3 ile genişletirsek 3 kere 16 48, 3 kere 25 de ne yapar? 75. Yani A seçeneğimiz bizim bu sayıya eşit değildir. Diğer sorumuza bakalım. A bölü 12 küçüktür. Eksi 1 bölü 4 sıralamasında doğru olması için A yerine aşağıdakilerden tam sayılardan hangisi yazılabilir? Şimdi arkadaşlar A bölü 12 dediği için, eksi 1 bölü 4 dediği için, burayı da 12 yapabilmemiz için 3 ile bir genişletelim. Yani A bölü 12 büyüktür. Eksi 3, 3 kere eksi 1, eksi 3 bölü 12 olur. Şimdi arkadaşlar, eksi 3 ne olacakmış? Büyük olacakmış. Eksi 3 büyük olacaksa, eksi 3'ten bir küçük sayımız nedir bizim? Eksi 4. Yani D seçeneğinde bu sayımızı ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Sayılar verilmiş. Rasyonel sayıların doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bunları doğru sıralayabilmemiz için 2 bölü 3 virgül eksi 3 bölü 4 virgül eksi 5 bölü 12. Bunların tabanlarını eşitlememiz lazım. Tabanlarını da neyle eşitleyebiliriz? Bunu 3 ile, bunu 4 ile eşitleyebiliriz. 4 kere 2 eksi 8 bölü 12 virgül
3 kere 3 eksi 9 bölü 12 virgül eksi 5 bölü 12. Şimdi arkadaşlar burada normalde sıralanmış olsak hani eksi olmasa 9 bölü 12 büyük olacaktı. Sonra 8 bölü 12 sonra 5 bölü 12. Yani eksi olmamış vaziyette sıralasaydık şöyle olacak. 9 bölü 12 büyüktür. 8 bölü 12 o da büyüktür. 5 bölü 12 olacaktı. Ama eksi olduğu için tam zıttı olacak arkadaşlar. Yani eksi 5 bölü 12 büyüktür. Eksi 8 bölü 12 o da büyüktür. Eksi 9 bölü 12. Yani bu cevabımızı da nerede buluruz? Bakalım şıklara. Eksi 5 bölü 12 büyük olacak. Tamam. 2 bölü 3'ü zaten burada genişlettiğimizde ne bulmuştuk? 2 bölü 3'ü genişlettiğimizde burada 8 bölü 12 bulmuştuk. O da orta kısımda. Yani cevabımız B şıkkında bulabiliriz. Aşağıdaki rasyonel sayıların hangisi diğerlerinden büyüktür? Şimdi arkadaşlar 1 bölü 2 nedir? Bakın 1 bölü 2 1 bölü 2 5 ile genişletirsek 5 kere 1 5 5 bölü 10 yapar. 5 bölü 10 da nedir? 0,5'tir. Değil mi? 0,5. Şimdi 3 bölü 4'e baktığımız zaman 3 bölü 4'ü de 25 ile genişletirsek 25 kere 3 kaç eder arkadaşlar? 75. 25 kere 4 de ne yapar? 100 yapar. Yani 0,75 olur. Şimdi arkadaşlar burada baktığımız zaman biri 0,5 biri 0,75. Anlayabilmemiz için sol sağ taraflarına 0 koymamız bunları bu sayıları etkilemez. Baktığımız zaman 50, 45, 70, 75 hangisi en büyük olur o zaman? 75 olan sayımız en büyük olur. Arkadaşlar sorularımız bu kadardı. Anlamadığınız bir yer olursa yorum kısmından ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.